Evet bir Star Trek bölümü daha ve bu bölümün adı da Lanlı Emangas. Bu bölüm belki de Kemal Sunal filmlerine alışkın olacağınız Seferoğulları telli olduğu <gülüyor> bölümümüz. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bölümü izlerken hep o sahneler geldi aklıma. Dağıtır tırmanmaları falan. Antikans and sl Slay mı? Selay mı nasıl okunuyor bilemiyorum şu anda ama Sley'de ya, yani. işte. geldi. Köpeklerle yılanlar işte abi evet, ben evet. de çok uğraşmıyorum Allah aşkına yapıştır gel. Ya, önemli bir ırk olsalar isimlerini biliyor olurdum ben de öyle söyleyeyim sana. <laughs> Şey çok oluyor Star Trek'te. Yani bir bölüm gözüken ya da bir arkada bir kere gözüken ırk. Yani genelde bir korku filminden ya da bir yerden bir kostüm bir kafa kalmış oluyor. Çeşitlilik olsun diye arkadan geçiriyorlar öyle tipleri de. Yani herkesin çok şeyi yok. Köpeklerle yılanlar birbiriyle kapışıyor bu bölümde. <laughs> Efendim. Yani ee... Hı. Ne diyorsun bölüme? Ben bu bölümü çok seviyorum. Çünkü bu bölüm benim için. Only Among Us ufak ufak. ...Next Generation'ın oturmaya başladığı bir bölüm. Çok fazla küçük küçük detay var. İleriki bölümlerde ortaya çıkacak. Hani bana böyle Star Trek The Next Generation'ın ilk bölümü hangi desem... ...hangisi desem benim için ufak ufak Lonely Among Us ...gerçek bir yani bunu bir sürü bölümde söylüyorum farkındayım ama... ...artık böyle bir sürü denginin oturdu. Yani işte Encounter at the Last... ...işte pardon The Last Outpost'ta mesela... Rikerın tehditlere karşı yine de dik durabildiğini görüyoruz. İşte bundan bir önceki bölümde Warp drive'lar bilmem neler, uzaylılar da bak ağaç çalışıyor. federasyon içerisinde çok yadırganmıyor. Böyle şeyleri evet. görüyoruz. İlk bölümde e, bir yaratığı sömürerek çok hızlı sömürü, sö, sömürge kuruyor olabilir, koloni kuruyor olabilmenin Star Trek'te mesela yine de kabul edilmeyen bir şey olduğunu görüyoruz. Yani yavaş yavaş oturuyoruz. Lonely Among Us bence böyle ilk oturmuş bölümlerden bir tanesi. Müthiş bir bölüm değil tek başına ama İşin içerisinde çok farklı dengeler var. İşte mesela bir kere işte şeyi gösteriyor. Ha evet bak Starfleet. Yani askeri bir yer değil, askeri bir yer değil. E, e tabii abi bak diplomat almışlar. Diplomatları meclise götürüyorlar. Bu bu sırada o diplomatlar kendi aralarında ıvır gıvır kapışıyor çocuk gibi. Bunlar... Hiç yani de uzak bizimkiler... olmadığınız şeyler aslında bunlar. <laughs> tabii tabii işte bizimkiler ama yetişkin tarafta şeyler yani. Abi evet. bunlar hala kapışıyorlar birbirleriyle. Olur mu böyle şey falan filan gibi e, durumlar var. Öte yandan bu bölümün e, uzun vadeli faydalarından bir tanesi e, Miles O'Brien e, henüz ismi konmadı. Bir yerde böyle sarı İrlanda aksanlı sarı tişörtlü bir abi odalarınıza geri dönün falan diye heriflerin peşinde koşuyor ya. Evet. O herif dev büyüyecek yani. Hadi canım. Karakter olarak. Evet evet böyle onun ilk kez gözüktüğü bölüm. E, onun dışında köpeklerden bir tanesini oynayan abi uzun vadede. O da yani şu an yüzünü görmedik köpeklerden bir tanesini oynadığı için ama o da uzun vadede Star çok büyük oyuncularından bir tanesi de böyle karakter Aa, oyuncusuna güzel. dönüşecek. Falan böyle çok gizlice gördüğümüz ünlü isimler var bu bölümde yani tabiri caizse. Oha baya serpiştirmişler. Tabii ben hiç bilmiyorum bunları şu anda. Bakalım. Tabii tabii bu bölüm şey gibi abi böyle yani e, restorana gidersin böyle menüye bakarsın da aşırı pahalı bir şey olur ya orada şarküteri tabağı derler yani o da <laughs> evet. şeydir yani. Şarküteri tamam gel saplayayım bir tur dedikleri. Bu böyle bir şey işte şarküteri tabağı gibi. Yani <laughs> güzel güzel bir sürü şey var. Yani çok iyi tek bir bölüm mü? Değil. Yine aslında çünkü şey tuzağına düşüyoruz. İşte uzay gemisi bir yerden bir yere giderken acayip bir şey oluyor. Sonra herkes tuhaf davranmaya başlıyor. Ama sonra bölüm sonunda çözüyorlar anladın mı? Yani bu birazcık <laughs> bu daha devam edecek ne yazık. Yani çok güzel orijinal fikirli senaryolar ortaya çıkana kadar... Birazcık böyle bilinmeyen bir güç bizi ele geçiriyor bölümleri devam edecek. Ee, mesela bence bölümün ana senaryosu yani A plot diyebileceğimiz ki Star Trek e, her zaman A plot, B plot, C plot yani tek bölümde 3 bölüm, 3 senaryo Hı -hı. üzerine çok oynayan bir yapı. Ee, bu tabire de A plot, B plot, C plot yani ana senaryo ve yan senaryolar. Onu da alışsın diye millet arada kullanınca Bence A plot çok sıkıcı burada. Işık i̇şte geliyor oradan ona geçiyor oradan evet ona ya geçiyor. Evet ışık konusu çok evet tırt. Evet şey yani <gülüyor> e, <gülüyor> elektrik. ilk, ilk kez, ha, ilk, kez iz, ilk kez işlenmiş bir şey mi? Değil yani eski Star Trek'te bile buna çok benzeyen bölümler var. E, o kısmı böyle çok ha, tamam ışık şimdi de buraya geçti buraya geçti falan bunlar okey. Yan konular ise işte dediğim Aa, gibi. Onlar çok güzel. E, e, diplomatların kendi aralarındaki kapışmaları, işte küçük küçük şey diyalogları. Ne? Siz et mi print alıyorsunuz? Uy işte et dediğini kendin e, öldüreceksin falan gibi ırklar evet arası sürtüşmeler e, Dönem, bizim dönemi bitmeyen tartışmaları hala var yani o dönemde. Tabi tabi ve şey işte aslında data'nın e, Sherlock Holmes'de olan merakının başladığı bölüm. <laughs> Çok güzel ya. Data'nın böyle nasıl yani çıkarım yapmak falan. işte abi şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz çıkarımları falan. Hemen piposunu kapıyor. <laughs> e piposunu kapsu, kaptığı andan itibaren komik absürt bir karaktere dönüşüyor. Ama işin ilginci yani Data'nın bu maymunluklarında da millet okey. Yani bir noktaya kadar hani böyle pipoyu çıkar en azından falan diyor kaptan bir yerde. Ama Data'nın böyle tuhaf e, Sherlock Holmes triplerine girmesine mürettebat. Abi ne yapıyorsun Allah aşkına falan demiyor. Çünkü mesela bu öyle bir mürettebat ki zaten aralarında uzaylılar var. Yani anladın mı? Zaten yani şey çok ilginç geliyor insana. Şimdi sen askeri bir yapıda ya da bugün bir mürettebatta gitsen, "Abi ben bugün Sherlock Holmes gibi gezeceğim aranızda falan." desen adam der ki oğlum çavuş görmesin indir ne yapıyorsun falan. Hani ama burası öyle bir yer değil. Bu bir keşif gemisi, bir diplomasi Çarpar görevindeler. Yani yılanlar köpekler birbirini yiyecek. Onlara bir hani hem saygılarını koruyarak hem de mesafelik olarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani farklı kültürlere, farklı ırklara, uzaylılara kafasını açabilmiş bir medeniyet. Elbette ya bu da robot değil mi robot? Tamam bu hafta robot bundan etkilenmiş. Bu da maymunluk gibi. Yani belki bir insan yapsa saçmalayacakları bir konuda. Android yapınca o kadar şey tuhaf bulmuyorlar ya yalırgamıyorlar yani şey yapmıyorlar itmiyorlar onun bu tavrını o çok hoşuma gidiyor. Tabii onu biraz da şey gibi görüyorlar ya datayı böyle. Yani evet inanılmaz bir e, bilgiye sahip, inanılmaz pros proses gücü var. İnanılmaz işte matematik, işte data data inceleme gücü var. Evet adı data. Ama bir yandan da çocuk gibi yani insanlığın tarihini okuyup insanları anlamaya çalışıyor. E, ve bunu yani anlarken de işte ona gelen ilginç şeyleri devam kopyalamaya çalışması da çok tatlı. Yani çok güzel bir detay. Yani Sherlock gibi giydirebilirlerdi. O anda tuhaf olurdu ama sadece pipoyu vererek konuyu çözüyorlar. Ki zaten bak şu da güzel. Dizi seni de işte şey yerine koyuyor. Seni de kültürlü kabul ediyor. Ben eminim ki bunu izlerken Sherlock Holmes'u duymuş insanlar var ama pipo falan hiç anlamayanlar olmuştur ya. Yani. Ne yapıyor lan bu falan. Olmuştur ya. Yani çünkü bu genel kültür şeyi biraz da. Sherlock Holmes... E, okumuşsundur okuması gibi ben çok okudum zamanda yani çok da severim. E, yani yakın dönem dizileriyle mahvettiler gerçi ama <laughs> ama işte şey birazcık genel kültürün olsa bunlara hakim olursun. işte asıl genel kültür yükleniyor orada dataya da. Bu da insanlara daha iyi empati yapmasını sağlıyor. baya güzel bir detaydı yani Sherlock üzerinden bunu anlatmaları. İşte bu da iyi bir anlatım. Geçen bölümde konuştuğumuz dizilerin senaryonun anlatmayı becerememesine de çok güzel bir örnek. İşte güzel anlatım bu. Ha Sen bunu birazcık düşününce anlıyorsun. Bu da seyirci için güzel. Onun dışında bu bölümde yine senin dediğin işte o et konusundan çıkan veganlığın o dönemde bile hani artık bitirilmiş aşılmış tabi Star Trek'te de 80'ler 90'lar ne kadar tartışılıyordu merak ediyorum. Şu anın ana konusu zaten. Yapay etler çıkmaya başladı artık. Ki ben tükettim gayet de güzel bu arada burada. O dönemde ne durumdaydı onu merak ettim. Bir de şu çok güzel cümle olarak. Riker işte bu tarz düşmanlıkları dünya tarihi okurken de anlamıyordum diyor ya orada da şey hmm. diyor sonra. Evet, evet ya işte, şimdi... böyle küçük küçük cümleler abi bu bölümlerde evet. bak bu bölüm genel olarak elektrik oradan oraya geçiyor oradan oraya geçiyor Aa, falan. Ama küçük detaylar çok tatlı. Evet abi şey de onun üzerine Picard onu söyleyecektim bir de işte şey ekonomik sistemler hakkında bile nefret duyuyorlar ne kar saçma Evet evet. <laughs> Aynen. Ya, Oğlum, tam orada dönüp öyle. kameraya bakacaklar artık yani böyle anladın mı? Evet, hani böyle ya. şey <laughs> ee, ya sorma ekonomik sistemden bile birbirlerine giydirmişler falan yani böyle şeyleri izlemek insana bir, bir huzur veriyor şey oluyorsun böyle ah oh ulan keşke be filan diyorsun yani böyle. Ee, efendim Onun dışında aklıma gelen bir iki konu daha bu bölümle alakalı data'nın hareketleri her ha, şey e, Picard'ın tuhaf davranmaya başladığı andan itibaren tayfanın toparlanıp ya ne yapsak da Picard bak bir tuhaf oldu hmm. diye kendi aralarında konuşmaya başlamaları hızlıca. E o karakterlerdeki halleri hoşuma hoşuma gidiyor. Yani Sorumlu Star Trek yani. filosunda bir evet ya yani bir kaptan yani şey gibi değiller. Böyle duygusal insanlar bunlar evet. Hatta Naked Now bölümünde işledik bir sürü de sıkıntıları, hayalleri olan insanlar. Ama bir yandan Starfleet e içerisinde bir görevli olmak, bir subay olmak, bir görevli birisi olmak görevin senden daha öncelikli gelmesini de sağlıyor. Yani şey gibi tipler yok. Olur mu ne olursa olsun o bizim <laughs> kaptanımız falan gibi hani böyle tuhaf bir takım sürrel triplere girmiyorlar. Ulan kaptan bir anda tuhaf davranmaya başladı ha buna uzaylı mı girdi abi falan. data atla diyor ya bir iki tane tuhaf hareket oldu diye direkt ayaklanalım mı? Onun yerine diyor ki adam dur ben test yapayım. Test sonuçlarını götürüyorlar Picard'a bak sen çok tuhaf davranıyorsun diye. Picard diyor ki benim bu saçmalıkları ayıracak vaktim yok çekiyor. Bu sefer diyorlar okey e, ciddi ya, tamam. bir şekilde işi ele almamız lazım diye. Hmm. Yani yine bir bilimsel bir deney yapıp falan ilerliyorlar. O tarzları hoşuma gidiyor. Evet oldu bitti. bir test olamıyor ya Star Trek. Çok Do doğru tespit bu. Yani evet kaptan böyle ya dalıyoruz yumruk falan. Hani Star Wars'ta konuştuğumuz konu vardı ya hmm. işte Poe Dameron'un hemen Gaza gelmesi. <laughs> şey, tabii, Star Trek. yani Star yeni Star Warslar yeni Star Trekler yani yeni Star Trekler de bu konudan çok şeyler. Ee, JJ Abrams'ın filmleri olsun, Discovery ve Picard dizisi olsun gerçekten çok akılsızca hareket eden insanlarla doluyken burada böyle due process dediği gibi yani gavur avukatın due process dediği gibi yani işin çözülmesi gerektiği metodu kullanarak çözmeye çalışan insanlar ve bunun dizinin bir dramasının parçası olması. Yani hani hmm. böyle hiç kimse şey yapmıyor. Abi şimdi onunla mı uğraşacağız ya. Gidelim kaptana bir yumruk atalım. Bilmem ne yaparsa bir şey olur. Yumruk kedi atarken kedi. de elimin içerisine ilaç saklamıştım abi. Onu böyle çat yanından enjekte ettim. Wow ne kadar coolsun falan. Anladın aptal 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 dizi çözümleri hiç görmüyorum şuralarda böyle rahatım. Yani bölümün evet, en aptal. Yani abi bir, bir yanda bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle senaryo aptal olmayınca diğer aptallıkları aslında sen kendi kendine yediriyorsun çünkü plastik suratlı köpek falan var abi. <laughs> o falan içiyor. Yani bunlar absürt şeyler ama işte absürtlüğün bir bağlı içerisinde var bir bağlamı tutarlılık... işte. evet, i̇şte yani var ama. mı? Aynen öyle var. bir tutarlılık yakalayabildiğinde absürtlüğün içerisinde ben. Yeni kuralları kabul ediyorum. Zaten biz dizi izliyoruz. Suspension of Disbelief. Yani e, bunu daha önce bir videoda anlatmıştım ben benim kanalda. Yüzüğü neden kartallarla götürmediler sorusunun cevabı Tolkien'in çok iyi bir senaryo yazabildiği için ama dizisi yani işte, filmini izleyen insanların aklına bu soru geliyor mesela tamam mı? Hı hı. Ama kitabını okuyan hiç kimsenin aklına bir soru gelmiyor. Çünkü adam öyle bir kitap yazıyor ki sen orada şey olmuyorsun. E o zaman kartal olmuyor. Öyle olmuyor. Filmin de oluyor. Yani Suspension of Disbelief öyle bir şeydir ki, elflerin orklara taş attığı, anladın mı? Milletin ölümden falan döndüğü, beyaz adamların ışık attığı bir evrende, insanlar hala kartalları sorabiliyorsa, sen bir yerde bir yanlış yaptın demektir. Yani aslında yakalaman lazım böyle şeyleri. Star Trek bu açıdan çok iyi. Ha, Star Trek bak bu bölümde bir tane hata yapıyor. Uzun sürede başlarına iş olacak. Hmm. Picard öldükten sonra Picard'ı teleporterla tekrar print alıyorlar. Hmm. Ve Picard'ın beyin dalgaları daha önceden teleporta girmiş olduğu için Picard'ın bedenine tekrar geri giriyor ve Picard geri geliyor aslında. Yine bir nevi revive ediyorlar Picard'ı. Evet. Picard'ı oraya... gidip uzaydan geri almıyorlar. Bir zaman kaybı yaşıyor da zaten. Anlamıyor ne olduğunu. Tabii. Evet. Ee, Onu nasıl bu toparlıyorlar şey sonra? Ilginç. Yani oradan bir hikaye mi çıkacak? Yok ama teleporterların çok böyle magical durumları olduğu ve teleporterla işte insan diriltebildiği teleporter datasını aslında çünkü şöyle bir şey var ya sen bir yerden bir yere birisini teleport ederken e, şöyle bir şey var daha doğrusu da onu söyleyeyim. Eski Star Trek'te de bu Star Trek'te de bundan sonraki bütün Star Trek'lerde de e, teleporterlar üzerinden çok fazla senaryo çıkacak. Teleporter bölümleri diyoruz hatta biz bunlara yani o hmm. kadar fazladır. E, teleporter'ın şey tarafını yazarlar hep iyi kullanıyorlar. Yani başta seni bir yerden bir yere gönderiyormuş gibi oluyor ama sonra geliştikçe fikirler mesela şeyi fark ediyor ya adam lan teleporter dediğin <laughs> seni burada parçalıyor. Senin sonra datanı başka bir yerde tekrar birleştiriyor ya. Evet. İşte aslında her teleporter kullandığında bir kere ölüyorsun. Hmm. Ve başka bir yerde tekrar diriliyorsun. Aslında burada bu bölümde ilk kez bunu düşündürüyorlar insanlara. Eğer Picard öldü abi dışarıda ne olacak? E, tekrar print aldılar Picard'ı. Picard kendi beyin dalgalarını bir şekilde makineye geri sokabildiği için elektrik veriyor ya her yere. Evet. O noktada işte Picard meğer beyin dalgalarını aktarmış panele. O e, panellerden de teleporter'ın print aldı Oradan datanın içerisinde kendisini yani. sokup geri geliyor. Biraz ama böyle şey. Hafif bir magical thinking yani anladın mı? Normalde Star Trek'te bu kadar magical thinking pek yapılmaz. Bu Vallahi... böyle bir çıt fazla magical. Magical ama zaten bir noktada şuna geleceğimizi düşünüyordum. Biraz girmiş olduk ya yani ışınlanma konusunun e, tabii yıl, işte hep tartışılan bir şey. Bir noktada olup olmayacağım. Bunu bir tartışacağımız bölümler gelecektir diyordum. Evet ufaktan burada girişi oluyor ama işte biz e, hep Primeri konuşuyoruz. Primer senin de sevdiğin bir film. Hani oradaki bu kopyalanma durumu belki de en matematiksel anlatıma sahip. <laughs> bir noktada Star Trek bunların bu ışınlanmanın bir tabii yan tabii etkisini abi. falan bize gösterecek mi diye merak ediyordum ben de. Hani başka hikaye Orijinal seride mi? bile. Orijinal seride bile. Yani şöyle oluyor. Adam ışınlanıyor, ışınlanırken geri gelirken huyu değişiyor. Adam ışınlanıyor, ışınlanırken yanlışlıkla başka bir yere ışınlanıyor. Yani böyle anlık sapmalar. Işınlanması çok tehlikeli bir alet yani. Evet. Ama Onu de bırak. Şey bile işlenecek bir süre sonra. Bir önceki bölümde konuştuğumuz bu warp hızına çıkıyorlar, ışık hızını bükmeye başlıyorlar, işte kütleleri değişiyor falan ya. Evet. Mesela acaba bunların mürettebat üstünde kalıcı etkisi oluyor mu? Hmm. Galaksi üstünde kalıcı etkileri oluyor mu? Yani böyle kendi yaptıkları şeylerin de çok daha sonra hesapları üzerinden dönen bir diziye dönüşecek. Var bu güzel. bölümde Picard'ı tekrar print alıp içine bilincini atmalarıyla aslında biraz şeyin kapağını açıyorlar. Pandora'nın kutusu açılıyor, <laughs> İlerleyen transporter vakalarının sayısını arttıran bir bölüm olarak görüyorum ben bu bölümü. Yani bu bölümün sonundaki e abi orada da öyle yapmadık mı? E doğru diyorsun aslında gibi bir kapı açıyor. Ve bu kapıdan daha sonra neler neler girecek çıkacak gör bak. Bak evet güzel güzel tespit oldu. Yani evet, bölümün e, üst kaplamasını soyduğunuz zaman altından bayağı güzel detaylar çıktı. Bayağı da güzel konuştuk. Bakalım şimdi o tabii, konuda tabii. ilgili ben bayağı bu bölümleri merakım biraz var ya. Yani. Tabii ben bu bölümleri biraz bu yüzden almak istiyorum abi. Yoksa burada abi elektrik oradan oraya atlıyor sonra pikarda geri getiriyorlar. Okey. Yani bunda, bu bir şey değil. Asıl mesele e, zaten her Star Trek bölümünün en kötü Star Trek bölümünün bile biraz kıymeti hep şeyden geliyor. A plot iyi olmasa bile B ve C plotla, plotlarda illa keyifli şeyler oluyor. Ve işin güzel tarafı bu, bu, yan görevlerde olan ilginç olayları unutmuyor dizi ve ileride üstüne kat çıkmaya başlıyor. O yüzden mesela Wesley'nin Traveler'la olan ilişkisini kaçırmak istemedim. Burada da tanış Sherlock'la olan ilişkisini ya da teleporter'la olan şeyi ya da işte farklı konularda delegasyon görevleri olduğunu falan kaçırmak istemedim. Bunlar hep ufak ufak bize Next Generation döneminin federasyonunu ve standartlarını tanıtan bölümlere. Tohum ekiyor bu bölümler yani. İleride bunlar Aynen öyle. Hepsi, hepsi karşımıza gelecek. Okay. Ben hep şey söylüyorum ya işte Hı. The Next Generation 3. sezondan başlamayı tavsiye ederim diye. İşte o 3. sezonun tatlanmasının sebebi Hı. çok da süper olmayan bu bölümlerin bir şeyler inşa ediyor olması ve yazarların sonra çok akıllıca bir şekilde inşa ettikleri şeyi kullanıyor olmaları. Kullanıyor olmaları burada doğru zaten hareket o yani birçok dizinin düştüğü hata da odur yakın dönemde işte 2000'lerden sonra uzun süren dizilerde özellikle 5 sezon 6 sezon sezonların pardon yani ilk yıllarında ektikleri birçok şeyi unuturlar unuttuktan sonra da bağlayamazlar ve bağlayamadıkları için de çok berbat sonlara gider ve birçok dizinin kaderi böyle olmuştur. Sonra da hep şu eleştiriyor işte abi diziyi sonundan dolayı eleştiriyoruz işte. ama arada bir bütünlük yok işte o bütünlüğü kaybediyorlardı. Game of Thrones'da ya da Hawaii Meteor Mother'da yaşanan bir sıkıntıdır bu mesela ya da kısa zaman önce benim kanaldaki dikey çakışlarda konuştuğumuz Star Wars'un 7. filmiyle 8. filminin hiçbirbirlerinden <laughs> alakası olmaması yakında konuşacağımız üzere de 8 ve 9'un hiçbirbiriyle alakası olmaması gibi. Berbat. Ay Star Wars deyince insan ne canı sıkılıyor değil mi? Evet ya. ya ne güzel Star Trek konuşuyoruz. Niye açtın şimdi konuyu? Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Hiç Hadi abi mi? o zaman. <laughs> hadi abi o zaman o zaman haftaya bir sonraki bölüm. Haftaya mı? Sen kaç günde bir yayınlıyorsun ya bunları bu arada? İkinci ben bunu iki, günde galiba. bir basıyorum. İki günde bir tamam, temazolar. İki günde biz okay. yani ilk bastığım günden itibaren iki gün sonra diğer bölümü bekleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde Aynen. de Justice'i konuşacağız. Justice. Ee, Netflix sıralamasında yedinci bölüme denk geliyor. O bölüme kadar Bekleyin bakalım bizi. Hadi görüşürüz.